309. mektup. Bu mektup Mevlana Hacı Muhammed Firketi'ye yazılmıştır. Gündüz ve gece kendini hesaba çekmeyi ve hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz hadisi i şerifini bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Sevgili peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam olsun. Din ve dünya saadetinize dua ederim. Meşayih-i Kiram'dan birçoğu kaddesallahu teala esreühüm muhasebe yolunu seçmişlerdir. Her gece yatacağı zaman o gün yapmış olduğu işlerini, sözlerini, hareketlerini, hareketsizliklerini, düşüncelerini her birinin niçin olduğunu anlarlar. Kusurlarını ve günahlarını temizlemek için tevbe ve istiğfar ederler. Allahü Teala'ya boyun bükerler, yalvarırlar. İbadetlerini ve iyiliklerini de Allahü Teala'nın hatırlatmasıyla ve kuvvet vermesiyle olduğunu bilirler. Bunun için Hak Teala'ya hamd ve şükrederler. Fütuhat-ı Mekkiye kitabının sahibi yani Muhyiddin Arabi kuddisesi ruh bu muhasebecilerden biriydi. Buyuruyor ki ben kendimi hesaba çekmekte meşayih-i kiramın hepsinden ileri gittim. Niyetlerimi, düşüncelerimi de hesaba kattım. Bu fakire göre Kaddesallahu Teala sırrehul aziz muhbir-i sadıktan gelen haberlere uygun olarak Aleyhi ve ala alihi Selatu ve her gece yatarken Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber yüz defa okursa tesbih ve tahmid ve tekbir eylemiş olur. Böylece muhasebe yapmış olur. Kendini hesaba çekmiş sayılır. Tesbih söylemek, tövbenin anahtarıdır. Bunu çok okumakla, kusurlarının, günahlarının affedilmesini istemiş olur. Bu günahlardan dolayı, Hak Teâlâ'ya bulaştırılmış olan lekeleri, tenzih ve takdis etmiş olur. Günah işleyen bir kimse bu emirlerin ve yasakların sahibinin azametini ve kibriyasını düşünmüş olsaydı onun emirlerine karşı gelemezdi. Günahları yapması onun emirlerine ve yasaklarına kıymet vermediğini göstermektedir. Böyle şeyden Allahü Teala'ya sığınırız. Tenzih kelimesini yani yukarıda yazılı olan tesbihi çok okumakla bu kusur affolunur. İstiğfar demek, günahların örtülmesini istemektir. Tenzih kelimesini okumaksa, günahların yok olmasını istemektir. O nerede, bu nerede? Subhanallah şaşılacak bir kelimedir. Söylemesi çok kısadır. Manaları ve faydeleri ise pek çoktur. Tahmid kelimesini çok okumakla Allahü Teala'ya şükredilmiş olur. Onun verdiği nimetlerin şükrü yapılmış olur. Tekbir kelimesi Allahü Teala'nın kulların yaptığı şükürlerden çok yüksek olduğunu, ona yakışan şükrü yapılamayacağını göstermektedir. Çünkü ona yapılan istiğfarlar af dilemekler için de çok istiğfar etmek lazımdır. Ona yakışan hamd ancak onun tarafından yapılabilir. Bunun içindir ki kendisi Saffati suresinin son ayetinde Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti buyurmuştur. Kendini hesaba çekmek isteyenler bu ayeti kerimeyi çok okumalıdır. Böylece istiğfar ve şükretmiş olurlar. İstiğfar ve şükredemediklerini de ve kusurlarını da bildirmiş olurlar. Ya Rabbi, bizim kusurlu, bozuk olan dualarımızı, tövbelerimizi kabul buyur sen her şeyi işitir ve bilirsin. Efendimiz, yüce peygamberimiz Muhammed aleyhisselama ve onun âline ve hepsi temiz seçilmiş olan eshabının her birine salat ve selam olsun. Sallallahu teala ve selleme aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahü Teala hepsine bereket versin. Bu ayet-i kerimeyi okurken hiçbir yerini değiştirmemeli, Rabbike kelimesi yerine Rabbina dememelidir. Böyle bozarak okumanın caiz olmadığı, Saadet-i Ebediyye kitabının 392. sayfasında uzun yazılıdır.